Bak İlker Aksungar'la beraberim. Adamı senelerdir tanıyorum. Ama şurayı gösterir misin? Bak burayı ilk defa çekiyoruz arkadaşlar. Hani derler ya bir o kadar da yerin altında varım falan. Buradakiler gördüğünüz bir bu kadar daha vardır evde. Burada kaç tane vardır abi? Abi 100'den fazla galiba ya. Yani tam ben de bilmiyorum. Şansa çek, ne dersin? Tamam öyle yapacağım. Bazılarının üzerine çek. Şimdi bak mesela en üstte ben şu şeyi çok seviyorum. Hello Tamam Kitty. bunu göstereceğiz. Tamam. Tamam mı? Güzel. Şöyle bir Hello Kitty'miz var. Bu zaten yeni herhalde model. Aynen Bu yeni. arada sen kısa kısa da bilgiler var. Tamam. Kaç senedir yapıyorsun abi? Kaç senedir alıyorsun? Çocukluğumdan beri diyebilirim ama tabii işte çocukluğumda alamadıklarımdan beri diyeyim yani sana. Çocukluğunda hani bir şey alamazsın, yapamazsın, içinde kalır ya. O içinde kalan zaten işte hep bizim Wunder'de canlı falan da konuştuğumuz şey bu. Aynen bir tane çek. Evet. Çok en sevdiğim modellerden. Şöyle bir şey aldım abi. Evet. Bu ne bilmiyorum da kutusu felaket ama. Bakayım. Ha en de güzelini aldın. Ondan iki tane. Tamam almış. Harikasın. Kaç senedir almıyorsun? Ya pandemiden beri çok fazla almıyorum diyebilirim yani. Pandemide bir son birkaç tane aldım. Ondan sonrasını almıyorum. Onların üçünü de ben sana alayım. Hadi onları biliyoruz yani. Abi üçünü de yok ya. Tek tek istiyorsan Öyle bak. Öyle mi? İyi tamam. Hadi diğer bölümlerde de yaparız. Şansa hangi rengi gelirse. Oo bir şey söyleyeyim mi sana? En babası geldi ha. Tamam, bu arada bu Levi's Jordan 4'tü. Ha evet. Ben artık öğrendim. Ha. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Bak makarayı söyleyeyim ben sana. 3 sene önce buraya geldim. 4 sene önce buraya geldim ilk böyle. Misafir ediyor biri falan. Bu ne abi ya diyor. Ayakkabıları gösterdi bana. Dedim ki abi ya Nike dedim bunlar falan filan. İyi falan dedim ona. Hiç bak öyle de huylarım var. Hiçbir şey demiyorsun. Sonra anladım bunun kıymetini. Yani herhalde bir senedir falan Nike topluyorum. Ya onu çok çekmediğim ya. Her geldiğinde gösterdik falan storylerde, motorlarda. Onu bence koyma ya. Burada Travis Scott'lar var. Evet, bunlar aynen. Pahalı kanka bayağı. Pahalı olduğu. Ben pahalı olduğu için alıyorum da. Abi şunu istiyorum ya. Ben de hep böyle zor olanları istiyorum biliyorum ama. Güzel mi? İyi bir şey bu. Şimdi konuşmaya başlayalım. Ne diyorsun ya? O insta olduğu için biraz da uzanmış. Olsun. Bu arada bunların hepsi sıfır. Satmayı düşünmüyor musun? Yok. Çocuklara falan mı bırakacaksın? Yok giyeceğim işte yavaş yavaş giyiyorum arada. O ne bakalım? Ne bu? Güzel. İyi yanına bak. Yanına. Supreme. Ne diyorsun ya? Aynen. Allah Allah. Şunu alayım ya. Bu arada sen ayak numaran 46 mıydı? Evet hocam. Abi yani çökebileceğim bir durum yok. Bu belki evet giymemiş evet. Giymemiş mi? Bunun storiesini geçen gün anlatarak yazdım böyle herkesin çok hoşuna gitti. Hiç alakası olmayan insanlardan böyle güzel tepkiler geldi. Peki seni de ufaktan tanıtayım mı? Elektronik müzik denince akla İlker Aksungar gelirdi, hala da geliyor. Şu an Manga ile beraber sürülüyoruz. Yakın zamanda biraz daha kendi işlerimi daha çok ağırlık kılacağım. İlker Aksungar'ın Instagram hesabını takibi alırsanız İlker Aksungar'ın çok değişik bir hediyesi var. Bir kişiye Newmark'ın küçük bir tane DJ kontrolü müydü? Küçük bir tane DJ kontrolü. Ama şey var, onun da videosunu koyarız. Ben o kontrolörle sahnede konser de çaldım. Bu kim? O giymiş olabilir bu arada. Abi giyisi. Ne o? Çok ukirli oluyor. Yok be abi of fena abi. Bir ayakkabı aldık bu arada. Evet çok güzel ayakkabı bir seçim yaptım. Ben piyasası çok seviyorum da. Bunu hiç giymedim. Abi bu arada kutusu çok 1, güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abi 8 iki tane daha yapalım ya. İki tane daha. Muhammed seçsin bir tane. Elini Muhammed mi? Sen hangisini istiyorsan al. O zaman şöyle giyelim. Tamam. Oğlum en zorunu seçtim. En zorunu aldın ha. Dur şöyle yapalım. Muhammed altındakini alayım. Yok hayır hayır o daha kolay fark etmez. Bunu çıkarttıktan sonra. İkisi tamam. De bilmiyorum. Ben seçeyim. Hadi sen seç abi. Çünkü biraz da hikayesi olan bir şey olsun da. Ya hepsinin hikayesi var ya bu arada. Tamam, bunun hikayesi bayağı iyi. Tamam. Bunları Muhammed getirirsin. Sen alabildiğini al. Ben 4 taneyi aldım. Gel Muhammed istiyorsan. Abi hepsini alabilir miyim? Aldım. Vay be. Nereden başladım kardeşim? Sağdan mı soldan mı? Abi. Hemen bu arada bir şey söyleyeceğim. Seninle ilgili kısa kısa bilgiler vereyim. İnanılmaz bir koleksiyonersin. Yani ben çok koleksiyonerle tanıştım. Ayakkabıda da çok iyi adamlar var. Senin şu huyunu çok seviyorum, sen giyiyorsun. Giydiğin şu anda 60-70 çiftin var mı? Daha fazla da olabilir, daha az da. Yani var 100 tane falan vardır. Var. Yani. Giydiğim, bir de giymediklerim var. Evet. Toplam kaç ayakkabı? Ya Burak, inanın hiç saymadım. Herkes soruyor. Hiç de saymak istemiyorum. Derler yani parayı sayma, bereketi kaçar diye. Ben de saymıyorum ama bir herhalde 200'ün üzerine çıktı ya. Tabii başka markalar da giydim ama benim koleksiyonum şu anda tamamı Nike ve Jordan. Yani ilk Jordan'ımı 2008'lerde aldım. Yani 14 sene abi. Evet. O kadar eski değil yani. 2008'de ben Jordan'ı göremiyordum. bu arada bir şey söyleyeyim. Türkiye'de Jordan'ı kaç senesinden itibaren görmeye başladı insanlar? Ya vardı. Hep vardı da Burak. Yani öyle ucuz ayakkabılar değildi. Nike'lar Jordan'lar geldi falan. Şu anda da benim, ben sana bir tane fotoğraf koyarım şimdi buraya. Dikembe Mutombo'm vardı senin. Evet. Nereden hatırladın Dikembe Mutombo'mu? Ya helal olsun. Ya abi ben seninle ilgili çoğu şey hatırlıyorum ya. Yani çok uzun süre giymek zorunda kaldım onu. Adidas'ı. Ve abi o ayakkabıdan ve Adidas'tan kustum. Ona karşı antipati oldu. Yani çok böyle hani ekonomik durumun
hani iyi olmadığı bir dönemdi ortaokula gittiğimiz zaman. O zaman diken bir mutfağımı almak da kolay değildi ama daha sonrasında öf bayağı tozlanmış oldu. Evet. Çok uzun süre giydim onu. Sonra ondan bir tane daha aynısını aldım. Wunder'de Alp var. Alp'e buradan selam olsun. Wunder'e bu arada full selam olsun. Aynen. Wunder Alp candır numaralarımız yani. Aynı. Hiç giymemiştim onu. Onu Alp'e hediye ettim. Bunun hikayesini çok bilmiyorum. Çok Supreme uzun zaman, mi Supreme evet. Mi ya? Supreme diye hani böyle biraz daha şey. Değil mi? Ben Supreme. Supreme diyorum. Evet Supreme. Şöyle gösterelim bak burada da logosu var Muhammed istiyorsan. Gösteresin. Yani şimdi sen büyük ihtimal anlamıyorsun bunun ne olduğunu. Yani biliyor musun? Çok ilgin değil yani. İlgin değil. Tam benim de öyleydi ama. Bir kaykay markası aslına bakarsan. Ama her türlü ürünleri var. Aslında en çok sevilen modellerinden bir tanesi değil. Abi bana hediye geldi. Sana ben bir şey söyleyeyim. İnanılmaz rengi varmış yalnız bu arada. Bana yani. Hediye geldi. Hiç giymedim bu arada bu ayakkabıyı. Niye abi? Bu giyilmez mi? Bir türlü şey yapamadım. Yani denk getiremedim bir şeyle. Ama detayları çok güzel. Tam kışlık ayakkabı işte. Burada Supreme logosu var. Şunlar falan çok iyiymiş. Evet. Böyle çivili taban gibi de değil. Evet evet. Senin yeni aldığın Off-White'lar gibi evet. Aslında bir parça. Benim ayakkabıları, aldığım ayakkabıları beğeniyor musun? Zaman zaman beğeniyorum çünkü bana soruyorsun. Yani zaten sana soruyorum ben. Bak orada şurada World Famous onların şeyi var. Göster abi istiyorsan onları da. Supreme detayları falan var. Bak şuradaki şeyleri falan. World Famous çok, bu çok iyiymiş abi. Çok hype bir modeli değil Supreme. Bu tarz koleksiyon yapanlar tabii en azından bir tane Supreme olsun isterler. Bende de bir tane var. Bu da bana hediye geldi zaten. Burası kumaş herhalde abi. Yanına bak evet. Yanına. Galiba Gore-Tex bu, emin değilim. Bu Gore-Tex'e benziyor ama evet. İbaresi yok. Evet. Belki ha, de evet evet ibaresi yok. O dönemlerde anlaşması yoktu. Yok. Çok çok eski bir model değil yani. Kutuyu açtığım zaman tabii çok sevmiştim. Çok inanamamıştım. Sıfır kokuyor oğlum bu arada. Abi yani makara yapmıyorum hakikaten sıfır kokuyor. 3-4 senelik falan bir ayakkabı. 3-4 senelik. Evet. Sen bütçeleri bilmiyorsun, umursamıyorsun öyle şeylerden. Ya bakıyorum son zamanlarda da çok arttı yani. Ben böyle 3-4 tane ayakkabı aldığım zamanlarda bitti. Şu anda bir tane ayakkabı oldu. Yani ben tamam hani topluyorum ediyorum. Bende de 60-65 çift oldu ama ya bende Off-White da var, Nike'ı da var vesaire falan. Ben Nike'ı senden gördüm. Jordan 1'ler 3.5'tan başlıyor artık. Yani. Başlıyor bir de kalırsa alıyorsun. Yoksa 10 liralar, 15 liralar. Air Max 1, 97. Evet, yani. Şimdi bu ayakkabının hikayesi şu. Galiba 2017 yılındaydı zannedersem. Yani her sene bir Air Max günü var. 26 Mart. Farklı bir model tekrardan çıkıyor. En başından beri bu modele hastaydım. Abi heyecanlanıyorum. Evet. Açar mısın? Dur açacağım dur. Ya bende bundan 3 tane var. Bir tanesini giyiyorum. Normalde 12-46 giymeme rağmen bunun 11.5 oluyor. İki tanesi 11.5. Kalıbı büyük yani değil mi? Evet biraz büyük. Normal Air Max kalıbı gibi değil. Bu ayakkabının üstü Air Max 97 tasarımı. Altıda Air Max 1 tabanı. Bir dakika abi, dur. Açar mısın abi? O zamanki işte kadife şapkalardan ve şeylerden esinlenerek ya. Abi aç gözünü seveyim vallahi. Ben ya çok ben tavırsın. Bu ayakkabıyı... Aa bunu biliyorum ben ya. Bunu biliyorum. Sen şaka yapıyorsun. Evet. Var mıydı sende? Bende 3 tane var Burak bunlar. Senin 3 tane mi var? Evet. Üzmek istemem ha. Abi sen manyak mısın? İçi çok iyi yani böyle şey gibi. Aa kraliçe, bu ne ya? Kraliçe Elizabeth'in... Tahtı gibi. Niş bir ayakkabı bu arada. Evet. Ben sana söyleyeyim. Baksana oğlum. Oğlum acayipmiş. Bu arada arkadaşlar böyle amatör bir çekim gibi gözüküyor da olabilir ama sen Crips kafası seviyorsun. Aynen aynen ya. Muhammed de gözüksün isterim. Evet. Evet bu arada Muhammed Emin Yüksel Mayçizim. Canımın içi. Benim kahrımı çeken yegane kardeşlerimden. Muhteşem o çizim, senin çizimini yapan. Ya tabii canım deli o ya. Bize de yapar belki. Yapar. Yaparız dedi. Muhammed ne yapmasın? O ayakkabıyı en son ben seçtim az önce. Şu hologramı bir göstermek istiyorum. Şöyle ufak belli oluyor mu Muhammed bilmiyorum ama. Bu ne abi mesela modeli de bir söyle bana önce. Şimdi abi bu Air Max 16. Air Jordan 16. Air Jordan Retro. Bu ayakkabı retro şey demek değil mi? Hani mesela önceden üretilmiş olan ayakkabılar. Retro zannedersem hem eskiler hem de Michael Jordan'ın oynadığı zamankilere deniyor. Tam hatırlamıyorum. Yani o konuda şimdi ahkam kesmeyeyim de biraz daha eski ayakkabılar, tekrardan üretilen ayakkabılar. Bu ayakkabı bize Can Çerçi'nin lütfu diyeyim yani. Nereden bulduysa artık. Kaç senesi bu arada? Ya yine ikinci Wunder açıldığı zamanki şey. Can'la hiç muhabbetim yok. Hı-hı. Ama Cem'le deli gibi konuşuyorum. Cem'i çok seviyorum bu arada. Ben de ikisini çok seviyorum. Ben sana bir şey diyeceğim. Bize var ya çok küfür edecekler. Bence açarken anlat. Ha tamam ama aynen tamam. Sen çünkü niye biliyor musun? Adam bile sen bile sabırsızlanmıyor musun? Abi bu Charlotte Ordon'sın. Bu CEO diye geçiyor. Onun renklerinde. Acayip bir ayakkabı ve limitli. Sen Kyrie falan biriktirmiyorsun değil mi? Yok bende yok bak abi. Bu 248 tane, 2300 tane limitli. 23 tane Jordan'ın sırt numarası. Bu 248.si. Bir de ben böyle limitli falan şeyler olduğu zaman. Abi yani bebek mezarı gibi hiç... ayağım var. Ben nasıl şimdi yani. Çalayım ki senden ya. Aa bir dakika bu ayrı çıkabiliyor bu arada. Şu Nadide koleksiyonları var ya bizle paylaşıyorsun adamın hasısın ya. Talep gelirse 2 haftada bir çekerim. Kadar ne zaman istiyorsan. Beni bulursan buralarda yakaladık yani bugün birbirimizde. Ya, ama bir şey söyleyeceğim. İnanamadın değil mi bugünkü evet.
Geliyorum mesajına inanamadım. Bunlar gelmiyor artık böyle ayakkabılar bu tabii arada. Yani bu artık bunu zaten 2003'ten çıkmış. Bu çok pahalı bir ayakkabı abi. Öyle söyleyeyim. Yani bunlar da çok pahalıdır eminim. Maddesel olarak demiyorum. Manevi değeri de çok yüksek. Senin şansın nasıl bir şans var ya sen? Sen abi çok şanslı adamsın. Anlatsana hikayesini. Maşallah. Maşallah canım. Yine işte o Şamotuspun'un mağazasına gittiğim zaman gördüm ve daha yeni çıkmıştı o ayakkabı. Ya böyle tuttum hatta story'e çekmiştim 2018'de. Çok güzel ayakkabı abi dedim. Ya o kadar çok içimden yani almak istedim ki. Yanlış hatırlamıyorsam 2500 dolar mıydı? Yani çok yüksekti yani, tamam mı? Ve dedim ki yani hani 2500 dolar vermeyeceğim bir ayakkabıya. Neye niyet, neye kısmet. Evet abi. Sonra İstanbul'a geldim. Galeriyadan mont almaya gidecektim, tamam mı? Ondan sonra geçerken de işte orada o zaman 1290'ın önünden geçiyordum. O gün de onun şeyi vardı işte sırası. Sırayla ilk gelen alıyor gibi falan yani. Onlar da birazcık enteresan insanlar. Şey yapmıyorlar böyle. Numarasına göre veriyorlar. Tek bir tane kalmış. Önümde de bir kadın vardı. Ya kadının hikayesi evet, çok komik. Kadına ya. Sordu kaç numara? İşte yok dedi değil mi? Evet. Gerçekten giyecek bir kişiye gitti. Abi yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet. Nasıl bir adamsın ya sen? Los Angeles'a gidiyorsun, ayakkabı alıyorsun, geliyorsun. Hayır, Los Angeles'ta almadım. Los Angeles'ta elime tuttum, baktım. Ha eyvallah. Yani çok beğendim. Yani burada normal reset fiyatından aldım yani. Bu arada arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Bu gerçekten şu an çok pahalı bir ayakkabı. O zaman resete düşmüştü yani. O kadardı. Buraya biraz daha tabii geç geldi. 3 farklı renk var. Kanvas bunlar galiba. Bildiğin kot kumaşı yani. Evet. En değerlisi beyaz olan şu anda. Çok şükür, ama bence en değerlisi bu. Çok şükür 40-40.5 falan giymiyorsun ya. Vallahi ben sana söyleyeyim yani. Bir şey söyleyeyim sana. Geçen gün okudum. Neden kot deniyor da yurt dışında jean deniyormuş bir yandan. Niye abi? Türkiye'de imal eden adamın soyadı kotmuş. Ne diyorsun sen ya? Adını şimdi hatırlamıyorum da bakarsın. Bu arada bunları falan sökmüyorlar. Böyle giyenler evet, çok var. Ama bu abi sürünüyor be. Bunu ya biraz daha giymediğim için. Lazım. Yani ben bunu böyle bir albüm lansmanında falan giyme gibi planım var. Sen, ben sana bir şey diyeyim mi? Lansmanlara gitmeye başla. Sen buradaki ayakkabının hepsini giyersin. Evet. Ve bak ben sana söyleyeyim bak sen var ya harbi diyorum. Fena olursun yani. Ya bir noktada bunlardan. Giyeceğiz yani. Ne yapacağız yani? Abi bu şey değil mi ya? Ben & Jerry's'in değil. Değil değil mi? Keşke. Ben & Jerry's keşke olsa. Kaç ya olsa aslında da şimdi şöyle bir şey var. Ben çok fazla hype olan ve böyle bütün artık yeni genç bebe arkadaşlarımızın giydiği ayakkabıları da çok fazla şey yapmak istemiyorum. Herkes de olan bende olsun istemiyorum. Parra. Çok iyi bir tasarımcı. İçeride posterleri falan da var bende iki tane. Biliyorsun sen ya. Aynen. Çok seviyorum ya. İnanılmaz bak ben size bir şey söyleyeyim. En çok giymek istediğim ayakkabı bu. Giyemiyorum, kıyamadım. Bundan iki tane var. Diğer modeli de var. Air Max 1. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Çok iyiymiş bu ya. Ben şurasını pardon, gördüm. Evet, kendi renkleri bunlar. Her tasarımında bu renkleri kullanıyor. Çok güzel abi yani. Ya. Hakikaten benim koleksiyonumda ilk üçe hangisini seversin dersen ilk ikisini zaten sen seçtin kutuları. Bunu da bilmeyerek seçtin. Kalbim temizmiş. Evet, bunun bir tane daha şeyi var. Bu arada bunun tabanıyla şeyin tabanı aynıydı. O Air Max 1 çünkü ikisi de aynı. Evet. Bunu nerede giyeceksin? Abi bilmiyorum. Ama bunu giymeye başlarım ya. Hayalini kurayım mı? Ya bu böyle abi. Hani beyaz bir keten gömlek. Yeni ya ne beyaz keten gömleği ya? Sen benim yüzümde hiç beyaz bir keten gömlek gördün mü? Siyah şorttan bahsediyorum. Ama hep siyah giyiyorsun evet, sen ya. Siyah. Ben şeyi seviyorum. Simsiyah giyinip ki hep öyle giyiniyorum. Altına da renkli giymeyi seviyorum. Beyaz keten gömlek. Evet. Altına böyle güzel bir kaplı şort. Evet. Bembeyaz böyle şey çorap abi olacak ama. Koyalım ya. Dı makine döndün yine. Ben çıktığı anda delirdim. Çok hoşuma gitti. Bunun eşofman takımını alacak mısın? Tişörtü var. Tişörtü hediye geldi. Presto. Ben bu arada ilk defa görüyorum. İlk iki ay kimse suratına bakmadı. Sonra bu sold out oldu ya. Alacaktım. Yine şansıma hediye geldi. Aa, evet, çok güzel. Evet. Bu şey gibi abi. Şey gibi az önceki. Alcantara'ya da benziyor. Aynen Şamotuspun'daki gibi. Ya bunun inanılmaz ismi var bilmiyorum. İnanılmaz rahat bir isim. Bu ama neopren. Yani şimdi tabii biraz daha böyle çocukların, kadınların şu arkasına falan baksana gibi düşünebilirsin ama ben hiç de böyle bakmıyorum. Ya şey muhabbetini sorabilir miyim? Bazı ayakkabılar var mesela. W yazıyor. Woman ya. Hı-hı. Kadınlar için olan. Abi kadınlar için olan Jordan'ları ben çok hoşuma gidiyor bazen. Mesela bir iki tane aldım. Buradan Semih'e selam söylüyorum. O kendini biliyor. Evet. Abi benim çok hoşuma gidiyor. Ben alıyorum. Giyemiyor ayakkabıyı. Evet. Yok ben giyiyorum abi. 40.5 değil mi senin? 12 de 40.5. Abi ben 40-40.5 giyiyorum. Bazı modeller ben... Tamam onun ben ayakkabısıyla de... Şimdi sen ona bir tane alırsın. O sana onu verir. Bak tamam. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben abi normalde ayakkabı böldür ya. Evet. Ben abi şuraya değmesini seviyorum ya. Boşluk olduğu zaman ayakkabıda ben bir rahatsız hissediyorum. Yürürken böyle parmağım oraya değecek ki iyi kavrasın da ona göre yürüyeyim diye. Bilmiyorum ama öyle bende bir trip oldu. Bilmiyorum. Abi ben bunu Wunder'den indirimden almıştım. Ne zaman aldın? İlk mağazasından aldım. Abi ilk mağazası bilmiyorum ben. Ne zaman aldın? Kadıköy'deki ilk mağazasında. Sene. Ya ne zaman hatırlamıyorum. 2016 olabilir. Yaşlanmışsın ya. 40, evet. 40 yaşında adam. Evet. Hatırlamıyorum. Hiç giymedim ama çok güzel bir rengi yani. Ya abi. Bir Ice Blue diye geçiyor. Ya bu da böyle bir takım şey elbisenin altına. Bir şey söyleyeceğim. Ne bu ya? Jordan mı? Evet Jordan 1. Yani şuraları falan çok
havalı yani. Abi ben bunu böyle bir takım elbise altına falan düşünüyorum. Yani bir takım elbise giymem gerekirse çok uzun zamandır giymem gerekmiyor. Smokin altına giyer misin? Giyerim. Smokin altına... Evlenirsem düğünümüze giyerim diye bir tane Space Jam Jordan 1'i mi var? Belki bunu giyerim. Ya bu Jordan 4 olması lazım. Hayır abi, bir daha sence yazıyor. 6 mı 4 mü? Şurada yazıyor abi. Bence 4. Jordan 3. 3 mü? Evet. Ne diyorsun ya? Ne bu? Safari. Abi sen... Ben bunu da çok seviyorum. Allah Allah. Siz Atmos'a, kimsiniz ya? Ahmet Naif'in kuzeni misin abi sen? Bu ne abi böyle? Atmos'un şeyine benziyor. Safari modeli gibi. Ne bu? Leopar mı abi? Evet abi. Bir şey söyleyeyim sana? Bulsaydım alırdım bunu. Bunu ne zaman aldın? Buray'ın hatırlamıyorum yani. Bir iki senelik var bu da. Bunun yani. Hikayesi yok mu ya? Bir hikayesi yok yani. Bunu gittin aldım. Aldım aynen. Bunlardan aldım. Abi kaç paraydı o zamanlar? 1000 lira, 500 lira, 300 lira. O kadar değil yani. 1000'li baremlerde diye hatırlıyorum. Ya ben arada, zaten 2000 liralara çıktığı zaman hiç almadım gibi bir şey galiba. Abi 2000 lira tamam çıktığı zaman almadın da şu an mesela 3 lira, ya şu an Jordan 6'lar falan 4.5 falan. Eskiden çok artmamıştı yani, ilk zamanlar Türkiye dünyada en uygun fiyatlardan bir tanesiydi ama daha sonra yapacak bir şey yok abi yani, artmaya başladı. Geçelim mi bunu? Ya bu ayakkabı giymiş bir ayakkabı ama bu ayakkabı ilk defa bu sene girdim. 40 yaş doğum günümde giydim. İyi. Bu bana zannedersem ya 35'e girerken ya da 36'ya girerken annemin doğum günü hediyesiydi. Yine Wunder'den. Kıyamıyordum. Çok seviyordum. True Blue diye geçiyor. Bunlarda kronik boya dökülmesi var diyen var. Bir de işte şeyde mesela birisi yapmış böyle işte giymiyorsunuz ayakkabılarınızı böyle bir şey yapıyor falan. Ya evet, o dökülebilir. Tamir edebilirsin. Sadece tek kötü şeyi plastiğin altındaki tabanının dökülmemesi. Yani parçalanmaması. O parçalandığı zaman yapacak bir şey yok. Ben ama işte ben bunu o yüzden almıyorum, biliyor musun, bu ayakkabı. Yani. Normalde Jordan 3'ler çok rahatmış. Ama bütün ayakkabıların parçalanıyor yani. Abi tamam da en revaçta parçalanan buymuş. Senin odan nemli değil. Ha, evet. Nemli ortamda parçalanıyor. Evet. Ben bunu geçenlerde bir kere daha giydim. Evet. Nerede giydim? Harbiye konserine giydim. Yani böyle biraz daha özel günlerde giymeye dikkat ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Bunu ben seçtim bu arada. Sen seçtin bunu. En sevdiğim ayakkabılardan biri yani. En çok sevdiğim. Snack Shop'tan aldım 2016 yılında. Bu ayakkabının hikayesi çok iyi abi. Şaka bile. Ya bir dakika ya. Tasarımcısı 4000 evet. Takip. Bak bir dakika. Senin hikayelerini takip ettiğini söyleyeyim. Evet, adamın adını unuttum şimdi. Abi bu tekrardan bir bakalım da. Bu ayakkabının tasarımcısının hiçbir takipçisi yokmuş ya. Yani adam. Hayır, şimdi hiçbir takipçisi yok demeyelim. Bak ben sana bunun hikayesini anlatacağım. 4000 kişi takip ediyor. Uptempo'yu ne diyorsun? Alınır mı? Bunu da toparlamaya başlayayım mı? Yani. Ama bunlar çok büyük abi, şöyle Air yazıyor. Bu ne abi böyle ya? Rahat mı? Giymedim işte diyorum. Nereden bileyim? Giymedim hiç ki. Hiç hayatında uptempo giymedin mi abi? Ha giydim ama bunu giymedim. Tamam uptempo. Ha evet, bir rengi daha var. Rahat. Çok rahat. Burada normalde adamın tasarımcısının ismi yazıyordu bir tane modelinde. Evet. O yeniden satışa mı sunulacak? Satışa mı sunulacak bilmiyorum. Sadece ona mı yaptılar onu da bilmiyorum. Wilson Smith. 1983 yılında Nike'a girdiği zaman sneaker endüstrisinde adam ilk siyahi ayakkabı tasarımcısı oluyor ve bazı ikonik ayakkabıların tasarımını yapıyor. Geçen baktım adamın 4888 takipçisi vardı. Ben koyduktan sonra 2 kişi daha takip etmeye başlamış. Bir tanesi sen, benim arkadaşlarımdan. Bir tanesi de başka birisi. Bak uptempo'da başlayayım mı? Ya Damla beni var ya mahvedecek. Çok güzel ya. Çok güzel. Ben bunun dövmesini yaptıracağım. Ben de şu anda bir tane Air Max 90'ın dövmesi var. O bacağımda. Senin gibi çok sevdiğim böyle arkadaşlarımı seçilmiş ailem diyorum. Beni seviyor musun gerçekten ya? Biraz patavatsız bir adamım. Biraz değişik bir adamım ama iyi bir adamım değil mi? Sende birazcık şey var. Bazı insanlara göre hemen böyle ısınamayacak bir tipsin. Antipatiklik evet. Biraz evet. Bazılarına göre var. Mesela benim yanımda veya işte senin videolarında bana göre araba tayfasından eskiden tanıdığım abi Buray'la sen nasıl yakınsın arkadaşsın falan filan. Halbuki tam tersi onların ne olduğu sonradan ortaya çıkıyor. Bak seninle beraberiz. Ben abi saygı konusunda çok iyi insanım. Evet sen çok saygısın. Ve de mesela bak ben Aren'in esas abisiyle arkadaşım. Aren'e de selam olsun. Aynen. Erman abiye de selam olsun. Esas bu videoda Aren ikincisine Aren de olsun. Aren Erman için çok güzel bir laf söylemişti. Bizim stüdyoya gelmişti. Ulan dedi seni gol makinesi diye aldık, çamaşır makinesi çıktın dedi. Çok iyi laf ya. Ben hayatımda duyduğum en iyi laf ya. En iyi laf ve biz Aren'le Erman'dan daha çok konuşuyoruz yani. Bir şey olduğu zaman arabayla ilgili zaten direkt onu arıyorum yani. Bu işin sonu yok değil mi? Yok abi. Yani şimdi bir defa benim ayakkabı almama sebeplerimden bir tanesi pandemiyle beraber müzik sektörünün bir sekteye uğraması ve olayın tamamen bitmiş olması. Şimdi zaten sen iş yapamıyorken gidip yiyecek yemeğine ayıracağın paradan yani ayakkabıyı almazsın yani. Ben yavaşladım abi. 6-7 evet. Ayakkabı alıyordum evet, ben de. Pandemide hiç almadım. Şimdi de biraz yavaşlattım. Ama şöyle bir şansım var. Arkadaşlarım, eşim, dostum bana hediye alacakları zamanlarında ayakkabı alsın. Ayakkabı alıyorlar. Doğum günün ne zaman? 18 Mart kardeşim. 18 Mart. Evet. Aa çok güzel bir gün doğmuşsun sen ya. Çok güzel. Başında videonu söylemiştik. Söyledik mi? Bir
Sonunda İstiklal Marşı'nı artık kapatırız değil mi abi? Evet. Ya birine hediye edeceğiz Numart'ı. Abi çekilişi yok. O işlerle uğraşamayız. Ben bu kameraya söyleyeyim mi? Evet söyle abi. Seninle birlikte. Evet. Ondan sonra. Bu arada yüreğine sağlık. Eyvallah. Çok güzel adamsın gerçekten. Sen de öyle. Seni çok seviyorum. İkinci bölümü soracaklar. İkinci bölümü yapalım. Şimdi arkadaşlar Numart'ın her bölüm peki hediye vereceğim mi böyle? Vereceğim. Hadi be. Veririz abi. Kulaklık veririz. Ne diyorsun ya? Aynen. Buradan İskender abiye sevgi ve saygılarımla komple. Numark'ın Touch DJ. DJ to go Touch. Ooo yuh beraber be. Sefer söyledim. Şey yapalım ya ne diyelim. Abi. Hem DJ olan tamam mı böyle. Öyle bir şey yapma. Yok. Dinle beni ne olur. Ha, tamam sen söyle. Bunu yürekten söylüyorum çünkü arenada aynısını yaptık. Tamam. Bence şöyle ver. Tamam. Neden o sete ihtiyacı olduğunu... Aynen işte onu diyorum. Ha, yorumda anlatsın. Evet, yorumda anlatsın ama tabii bizi takip de etsin yani artık. Tabii canım. İlker Aksungar'ı Instagram'dan takip et. Beni de Bugra Akpınar. Teşekkür ederim. Sağlığımı, zararlarını. Arkadaşlar videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi, hani yorum yapmayı... Bak devamı gelsin istiyorsan vallahi çekeceğim. Bundan sonra kanala böyle değişik içerikler çekiyorum. Arada da teknoloji videosu da çekiyorum ama bu tarz böyle koleksiyonerleri falan böyle bela olacağım bunlara. En tatlı bela sensin. Arena şey olur bu arada. Arena tatlı ya. Arena de çekiyoruz. Arena de Lego içerikleri çekiyoruz. Hı. Diğer muhabbet Mert'in videosunda da biz böyle kendi aramızda da sohbet ediyoruz. İstiyorsan kapatabiliriz kardeşim. Abone olmayı unutma. Mert'in videosunda da şöyle bir muhabbet var abi mesela. Bu çok garip bir şey. Birisi mesela şey demiş. Ulan adam mı kandırıyorsunuz? İkisi de sahte falan. Ha, çok iyi. Gördün mü? Yok görmedim. Muhammed senin de ellerine sağlık. Muhammed güzel oldu mu video? Bence güzel oldu. Kötü olduysa Muhammed'e arkadaşlar minimum düğün çekimi olur. İşte bu işin amiri de biziz, memuru da biziz. Tamam abi. Hadi görüşürüz.